Kanal Üç ekranlarından mutlu haftalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta sonu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Şuhut Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden yol çalışmalarının son durumu ile ilgili bilgi alan Kara İsmailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Afray projesi ile ilgili bilgi verdi. Çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Biraz önce de içeride de konu olmuştu. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Afyonkarahisar Şuhut Karayolu yapım çalışmalarını inceledi. Yardımcı olursanız biraz daha açalım. İlk olarak yüklenici firmanın şantiyesine giden Kara İsmailoğlu, burada yetkililerden briefing aldı. Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Kara İsmailoğlu, Afyon'un karayolu çalışmaları için 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptıklarını anlattı. Afyon'un ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Afyon'un karayolu çalışmaları için 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesinde 54 kilometre bölünmüş yolu olan Afyon'un 577 kilometreye yükselttik Afyon'un bölünmüş yol uzunluğunu. Afyon'u Konya, Eskişehir, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak'a bölünmüş yollarla bağladık. Hiç bütünlü sıcak kaplamalı yolu yoktu Afyon'un. 591 kilometre BSK kaplamalı yol yaparak Afyon'u daha güvenli ve konforlu yollar ile tanıştırdık. Bugün itibariyle toplam proje tutarı 1 milyar 154 milyon lira olan 6 karayolu projesine de devam ediyoruz. Bunlardan biri de şu an incelediğimiz Afyon-Karahisar Şuhut yolu. Yıllık ortalama günlük geçiş trafiği 4000'in üzerinde olan ve ağır taşıtların da yoğun olarak kullandığı önemli bir güzergah. Sati kaplamalı tek yol standardındaki bu yolumuzu yeniden projelendirerek fiziksel ve geometrik standartlarında iyileşme yaparak BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezinde hayata geçirilmesi için çalışma başlatılan Afray projesi ile ilgili soruyu cevaplayan Kara İsmailoğlu, projeye çok önem verdiklerini dile getirdi. Çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Biraz önce de içeride de konu olmuştu zaten. İnşallah en kısa zamanda bir yol almak için ciddi bir çalışmamız var. Aynı şekilde Ankara-İzmir hızlı tren kapsamında da önemli çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak. Bakan Kara İsmailoğlu'nun mola durağı ise AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın sahibi olduğu Şuhut OSB'de bulunan Et Entegre Tesisleri oldu. Kara İsmailoğlu burada bir süre dinlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. İşte detaylar. Geçtiğimiz hafta sonu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu. Kara İsmailoğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindekilerle birlikte Kırkgöz Köprüsü'ne geldi. Bakan Kara İsmailoğlu yürüyerek köprü üzerinde inceleme yaptı. Namazgahlarda sürdürülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Burada böyle güzel işte kayıklar. O resim var orada zaten. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün bakanlığı uhdesinde bulunan tarihi bir yapı olduğunu belirten Bakan Kara İsmailoğlu tarihe sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizdeki bütün tarihi köprülerde Karayolları Genel Müdürlüğümüz uhdesinde hepsi tarihimize, kültürümüze sahip çıkmanın bir eseri olarak yaşama kazandırmaya çalışıyoruz. Kırkgöz Köprüsü de bu tarihi köprülerin en önemlilerinden bir tanesi. İnşallah burada bir restorasyon çalışmaları için bir proje çalışması yapıyoruz şu anda. Proje çalışmalarımız bittiğinde de yine kültür varlıkları kurulları denetiminde, kontrolünde projelerimiz onaylandıktan sonra buranın restorasyonuna başlayacağız. İnşallah burayı gerçek tarihine, kimliğine kavuşturmak için önemli bir çalışmaya da imza atacağız. Çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi bu tarihi köprülerimize sahip çıkmak. Bakan Kara İsmailoğlu daha sonra İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü etrafında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla başlatılan sıcak hava balonu işletmesini ziyaret etti.
Göl çevresinde oluşturulan mesire alanlarını gezen Bakan Kara İsmailoğlu, vatandaşlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Önce Ayazin'i yazın, Emre Gür yazın. Buradaki ziyaretinin ardından Ayazini köyüne geçen Kara İsmailoğlu, bölgedeki Oymakaya yerleşimlerini ve sokak sağlıklaştırma projesini inceledi. Ayazini köyünde vatandaşlarla buluşan Kara İsmailoğlu, köy halkının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Anne gel. Afyonkarahisar Baro Başkanlığı olan Genel Kurulu hafta sonu gerçekleştirildi. İki gün süren Genel Kurul'un birinci günü konuşmalar ve gündem maddeleri görüşülerek oylandı. İkinci günse seçimler yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Turgay Şahin güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Afyonkarahisar Barosu seçimleri alışılmışın dışında bir mekanda gerçekleştirildi. Hepimiz pandeminin en garip insanlar olarak görev yaptık. Bir sıkıntılar geçtik. Pandemi dolayısıyla Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda protokol tribünü kullanıldı. Genel Kurul'a Anayasa Mahkemesi üyesi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Mümtaz Akıncı, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, CHP Milletvekili Burcu Köksal da katıldı. Genel Kurul'un açılış konuşmasını Baro Başkanı Turgay Şahin yaptı. Sağlıklı bir ortamda bugün genel kurulumuzu yapıyoruz. Avukatların yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini anlatan Başkan Şahin, görev süresi içinde yaptıkları etkinlikleri dile getirdi. Kendimize çeki düzen vermediğimiz, mesleği yeni çağın şartlarına uyarlamadığımız için dışarıdan mesleğimize müdahaleler oluyor ve savunmanın doğasına uymayan yamalar birbiri arkasınca vuruluyor. Evet, bir bakıma en kötü günleri yaşıyoruz. Mesleğimiz adına gerçekten kötü günler yaşadığımızı düşünüyoruz. Bir bakıma da yeni imkanlar, yeni fırsatlar beliriyor, göz kamaştırıyor. Her şeye rağmen hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesini sağlayabilirsek, danışma ücretlerinin yerleşmesini ve tahsilini gerçekleştirebilirsek, geleceğe umutla bakmamak için de bir sebep kalmayacak. Daha sonra ise Anayasa Mahkemesi üyesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Afyonkarahisar Barosu eski başkanı Mümtaz Akıncı konuştu. Üyeliğim sırasında da zaman zaman da bunu ifade ettim. Keşke Anayasa Mahkemesi'nde daha fazla avukat bulunsa diye. Niye derseniz, avukatlar vatandaşın yanından gelen meslek mensubu, vatandaşın ızdırabını şurasında hisseden meslek mensubu. Daha sonra AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven kürsüye geldi. Yurdunu Seven, Başkan Şahin'in konuşmalarından alınması gereken mesajları aldığını söyledi. Biz de siyaset olarak meslektaşlarımızın sorunlarını gerçekten biliyoruz. Çünkü mesleğin içinden gelmiş olmanın verdiği bir avantaj var. Özellikle yeşil pasaportla ilgili gerçekten ciddi bir çalışma yaptık. Burada ben yaptığım araştırmada 35 yıl öncesinden başlayan avukatlara yeşil pasaport verilmesiyle ilgili kanun tasarısı var, kanun teklifleri vardı. Bunu hayata geçirdik. Şimdi Baro Başkanımızın mesajlarını da aldık. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. CHP Milletvekili Burcu Köksal ise konuşmasında genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Pandemide etkilenen meslek gruplarından biri olan avukatları ve yaşadıkları sorunları birazcık bu kürsüde özellikle bu sorunlara siyasetin bakış açısını müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Korona salgını hem canımızı hem cüzdanımızı etkiledi. Salgında işçisinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, müzisyeninden gündelik çalışanına kadar birçok kesim olumsuz olarak etkilendi. Bunların arasında meslektaşlarım, avukatlar da vardı. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. Genel kurulun ikinci günü ise Afyonkarahisar Baro Başkanlığı'nda oy kullanma işlemi yapıldı. Pandemi döneminde hepimiz pandeminin en garip insanı. Seçimlerde 507 baro üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 267'sini alan Başkan Turgay Şahin yeniden baro başkanı seçilerek güven tazeledi. Bugüne kadar getirmişizdir. Kendilerine...
Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 87. İl Danışma Meclis toplantısı hafta sonu gerçekleştirildi. Pandemi sürecinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı konuşmalarda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven muhalefet partilerine seslendi. 2002'den önceki Türkiye'den örnekler verdi. Dönem başladı, ekonomik hareketlilik başladı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 87. Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı Eski Etbalık Kurumu'nda yapıldı. Özellikle eğitim, sağlık, kültür, emniyet gibi konularda. İl Başkan Yardımcısı Yakup Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılım yoğun oldu. Bunlar konuşuluyor, bizlere de geliyor. Biz de arkadaşlarımızla beraber bundan duyduğumuz mutluluğu yaşıyoruz. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yaptı. Önemli olan bu buhranlı dönemde yönetimi en iyi şekilde sağlamak ve üretimi durdurmamaktı. Genel Merkez Koordinatörü ve önceki dönem milletvekili Halil Ürün de toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Hepinizi selam ve hürmetle selamlıyorum. Danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun. Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, devletin pandemide vergileri ötelediğini hatırlattı. Devlet neyle ayakta durur? Vergiyle ayakta durur. Ödemelerle ayakta durur. Her türlü ödemeyi, her türlü vergi tahsilatını öteledi, almadı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin borcu olmadığını ifade etti. Göreve geldiğimiz andan itibaren Afyon'da gerçekten ciddi çalışmalara imza attık. Elhamdülillah belediye olarak borcumuz yok. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Sevense muhalefete seslenerek bekara karı boşamak çok kolaydır dedi. 2002'den önce acaba başka bir Türkiye'de mi yaşıyorduk? Biz mi yanlış hatırlıyoruz? Çünkü arkadaşlar muhalefet yapmak çok kolay. Dersiniz şu olmadı, baktınız bu olmuyor, hemen onu pat üstüne atlarsınız. Olmadık şeylerin tersini söylersiniz. Bu muhalefet çok kolaydır. Biraz tabir kaba olacak ama kusura bakmasın hanım kardeşlerim. Bekara karı boşamak çok kolaydır. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali buluşmaları kapsamında Afyonkarahisar'da program düzenlendi. Programda girişimci kadınlar sunumlar yaparken resmi kurumların yetkilileri kadınlara yönelik istihdam ve hibe desteği programlarını anlattı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda projesi kapsamında Kadın Emeği Türkiye'sinin İstikbali adı altında 81 ildeki kadınlarla buluşma programları Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kadın Kolları İl Başkanı Ferda Ertürk, kadın girişimciler ve AK Partili kadınlar katıldı. Belediye Başkanımız Ekrem Ekteş'e. Programın açılışını AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk yaptı. Ertürk kadınların hayalleri olduğunu belirterek amaçlarını anlattı. İşte bizler AK Parti Kadın Kolları olarak... Sizler hayallerinize sımsıkı sarılın, asla ve asla vazgeçmeyin diye sizlere bir kapı aralamak istedik. Yolunuzu aydınlatalım, bir ışık tutalım istedik. Devletimizin ve hükümetimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için kadınlarımıza, gençlerimize pek çok destekler, hibeler ve teşvikleri var. Kıymetli kurum müdürlerimiz bugün aramızda ve bunlar hakkında bizlere bilgiler verecekler. Bizlere yön çizecekler. İlimizden hayallerinin peşinden giden kadınlarımız ben başardım, siz de başarabilirsiniz diyerek başarı hikayelerini sizlerle paylaşacaklar. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ise konuşmasında 2022 yılının Afyonkarahisar'da kadın yılı olması gerektiğini dile getirerek öneride bulundu. Biz de her zaman kadınların emrindeyiz. Bizim geleceğimizi yetiştiren, bizi her zaman güç kuvvet veren, bize destek veren ve sizlerin dualarıyla, desteklerle ayakta olduğumuzu her zaman biliyoruz. İnşallah biz de bir kardeşiniz olarak her zaman emrinizdeyim. Siz ne yapılması gerekiyorsa 7/24 bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise konuşmasında kadın girişimciliğinin altını çizdi. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların da ekonomik hayata katılmaması düşünülemez. Tarım Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın, TKDK'nın, Kalkınma Ajansı'nın,
İŞKU'nun, Aile Bakanlığımızın, Çalışma Bakanlığımızın birçok desteği var. Daha önce ben de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda kırsal alanda kadın girişimciliği alt komisyon başkanlığı yaptık. Orada fark ettik ki birçok bilmediğimiz, bizim dahi bilmediğimiz destekler var. Bu nedenle biz istiyoruz ki AK Parti ile devlet ve millet kaynaşmasını nasıl sağladıysak bu destekleri, bu hibeleri kadınlarımıza anlatalım. Girişimci olmak isteyen, kooperatif kurmak isteyen kadınlarımız nereye başvuracak? Hangi destekten faydalanacak? Nasıl bir yol takip edecek? Kadın kollarımız da onlara rehberlik hizmeti yapsın. Konuşmaların ardından girişimci kadınlar sunum yaparak iş hayatına atılma hikayelerini anlattılar. Resmi kurumların kadın istihdamına dair hibe programlarını ise ilgili kurumların yetkilileri aktardı. Proje kapsamında kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor. Saadet Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı haftalık basın toplantısı parti binasında gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erhan Akpınar, ekonomik gelişmeleri eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Akpınar, Milli Birlik ve Demokrasi gününü kutladı. Diğer partilerin karşısında her geçen gün eriyor. Saadet Partisi haftalık basın toplantısı yaptı. Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erhan Akpınar konuşmasına son günlerde gelen zamları eleştirerek başladı. Önce bir sağanak yağmur gibi gelen zamlar artık dolu fırtınaya döndü. Pandemide normalleşmenin başladığı ilk günden sonra adeta bir ekonomik pandemi dönemine girmiş durumdayız. TL diğer para birimleri karşısında her geçen gün eriyor. Türkiye'nin bir an önce tıkanmışlık halinden kurtulması gerektiğini belirten Akpınar, tarım politikalarını da eleştirdi. Diğer bir yandan tükün ekicilerini koruyan fonlar artık tamamen ortadan kalktı. Biz neden illa da Virginia tütününe mahkum olacağız? Bunun mutlaka değiştirilmesi ve çiftçiye sahip çıkılması gerekiyor. Türkiye'nin kalkınması üretimden geçer. Bunun ilk adım attığı tarımdır. Bölgelere göre bulunan ürünler özelliğinde politika oluşturulmalıdır. Hem ürün bazında hem de bölge bazında plan yapmaya, toprağımızın tamamını kullanmaya, çiftçinin emeğinin karşılığını almasına yönelik çalışmalar yapmalıyız. Akpınar, basın açıklamasını 15 Temmuz darbe girişimine değinerek sonlandırdı. 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren Akpınar, Milli Birlik ve Demokrasi gününü kutladı. Bu menfur girişime tarihte emsali görünmemiş bir cesaret ve kararlılık karşı koyan azı milletimize şükranlarımı sunuyor. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle alıyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğünü atmıştır. 15 Temmuz bütün ihanet şebekelerine rağmen bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir. Ancak 15 Temmuz'u gerçek manada anlamak sloganlarla, gösterişli kutlamalarla değil, 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Atatürk Kongre Merkezi'ndeki sergi açılışına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş katıldı. Şey düşünmüyor. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş yaptığı konuşmada 15 Temmuz ve resim sergisine değindi. 15 Temmuz gecesini karanlıktan aydınlığa çıkış olarak anlattı. Savaşın çıkmasına zemin hazırlayan bir gelişme olarak siyasi tarihimizdeki o kara yerini almış olan bir gün. Ama aynı zamanda karanlığın aydınlığa dönüşmesinin ifadesi olan geceden sabaha dönüş, aynı şekilde o gece o karanlığı aydınlığa dönüştürecek bir gelişmeyle tamamlanıyor. Bunu mutlaka diri tutmak zorundayız. İşte bugün burada bu sergi, bu
fotoğraf sergisi hafızamızı diri tutmak için gerçekleştirdiğimiz ve hafızamızda o gecenin karanlığı, hainliği, ülkemize kasteden bütün işbirlikçi güçleri unutmamamız ve bedel ödeyerek yaşadığımız bir coğrafyaya ayak bastığımızı unutmama adına, zihnimizi taze tutma adına önemli bir sergi. Vali Gökmen Çiçekse konuşmasında Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirtti. 15 Temmuz'da bu millet hem kendi bağımsızlığını, kendisini işgalden kurtardı, hem de dünyaya örnek oldu. Zaten bunu görüyoruz. Artık 15 Temmuz'dan sonra sadece Türkiye'de değil, darbelerin tarihi artık dünyada değişti ve bunu artık milletlere rağmen kolay başarılamayacağını bu Türk milleti dünyaya gösterdi. Gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı. Ben bilmiyorum, eğer başarılı olsaydı Allah korusun, bu utançla kaç yıl, kaç yüzyıl bu utançla yaşardık. Ama bu millet buna izin vermedi. Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri katılımcılarla birlikte fotoğraf sergisini gezdi. AKÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürü Taner Tükelay, fotoğrafların yer ve zamanları ile ilgili protokol üyelerine bilgiler aktardı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halis Demir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi. Geceyi burada geçiren sporcular vali ve belediye başkanı tarafından Konya'ya uğurlandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'le Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anıt Park önünde toplanan sporcularla bir araya geldi. Allah yardımcınız. Evet, devam edelim abi. Vali Çiçek, şehit Ömer Halis Demir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için sporculara kavanoz içinde toprak verdi. Çiçek, burada yaptığı konuşmada sporcuları her yıl Afyonkarahisar'da coşkuyla karşıladıklarını dile getirdi. Sporculara yolunuz açık olsun temennisinde bulundu. Kendilerine yol açıklığı diliyorum. Ve Ömer Halis Demir, kahramanımızın, şehidimizin mezarına ulaşacaklar. Ailelerine, memleketine bizden selam götürmelerini diliyoruz. Allah yollarını açık etsin diyorum. Belediye Başkanı Zeybek de 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca ülkesini savunan ve darbenin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halis Demir adına düzenlenen bisiklet turunun iyiliklerin başlangıcı olmasını temenni etti. 15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanca ülkesini savunarak seyrini değiştiren Ömer Halis Demir adına düzenlenen bu bisiklet turunun iyiliklerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından tura katılan sporcular Konya'ya doğru hareket etti. Allah yardımcınız. Evet, devam edelim abi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu haftaki ziyaretini Karşıyaka Mahallesi'ne gerçekleştiren Başkan Zeybek sorunları yerinde gördü. Hemen çözüm arayışına giren Zeybek'in Karşıyaka Mahallesi'ne ziyareti geliyor ekranlarınıza. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek sorunları yerinde tespit ediyor. Her fırsatta mahalli idareciler olan muhtarlarla bir araya geliyor. Başkan Zeybek bu kez de Karşıyaka Mahallesi'ni ziyaret etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve Belediye Birim Müdürleri de Başkan Zeybek'e eşlik etti. Sarıkçıysa sarıkçı diyelim yani. En sonki yerimizde 1,5 kilometre yaptığımız. Heyet, Karşıyaka Mahallesi sakinleri ve muhtar İsmail Şahin'le buluştu. Başkan Zeybek ve Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Karşıyaka Mahallesi'nde yapılmış olan yatırımları yerinde incelerken vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette Başkan Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla mahalleye kazandırılan yatırımlar ele alındı. Mahallelinin talepleri istişare edildi. Hem seçim vaatlerinin hem de verilen sözlerin tutulduğunu aktaran Karşıyaka Mahalle Muhtarı İsmail Şahin, Başkan Zeybek ve ekibine teşekkür etti. Başkanımdan Allah razı olsun, vekilimizden Allah razı olsun. Benim ne ihtiyacım var? Mahallemizin hepsini de yerinde yapıvereceklerine söz verdiler. Ayaklarına sağlık, hoş geldiler, sefa geldiler.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdun'u seven Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in vatandaşlarla her zaman iç içe olduğuna dikkat çekti. Problemleri, sıkıntıları yerinde görüyoruz, tespit ediyoruz. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla da hemen inşallah müdahale edip en kısa zamanda da bunları çözmeye çalışacağız. Biz hizmet için varız. Hizmet demek AK Parti demek. Vatandaşlarımızı her zaman birlikte beraber içeriz. Hemşerileriyle iç içe olmaktan ve bir araya gelmekten geri durmadıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Zeybek ise verdiği sözleri tutmaya devam edeceğini vurguladı. Göreve geldiğimiz andan itibaren halkımıza söz vermiştik seçimler sırasında. Belediyeyi ortak akılla idare edeceğiz diye. Göreve geldiğimiz andan itibaren de hiçbir zaman halkımızın içerisinden ayrı durmadık. Mahallelerimizdeki problemleri mahallinde dinleyip mahallinde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun da faydasını çok gördük. Birinci turu bitirdik. 58 mahallemizin tamamını. İkinci tura başladık. İnşallah bundan sonra da hemşerilerimizle iç içe olmaya devam edeceğiz. Spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar yaz kampı dönemiyle birlikte birçok futbol kulübünü misafir etmeye devam ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da kampa giren ampute milli takımını ziyaret etti. Spor şehri Afyonkarahisar milli takımları ağırlamaya devam ediyor. Allah razı olsun başkanım. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ampute milli takımı kamp adresi olarak yine Afyonkarahisar'ı tercih etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Eylül ayında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için Kocatepe Spor Kompleksi'nde kampa giren milli takımı ziyaret etti. Sayın Bakanım dedim, ben Afyon'da kalmak istiyorum. Nerede kalmak istiyorsan kal Osman Çakmak dedi. Allah razı olsun, yani gerçekten çok güzel bir hava var, iklim var sabah yürüyüşlerinde falan. Ampute milli takımını Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıran gazilerimize her türlü imkanı sunmaya hazırız dedi. Geçtiğimiz yıl 80'e yakın takım Afyon'da kampa girdi. Bize almış olduğumuz bilgiler neticesi, eğer iki tane daha standartlara uygun antrenman sahası yapılırsa Süper Lig takımlarının bile Afyon'u tercih edebileceğini ifade ettiler. Onların da ihalesini yaptık. İnşallah iki sahayı da tekrar spor severlere kazandırarak tüm spor severleri Afyon'umuza bekliyoruz. Tabii ampute milli takımımızı Afyon'da ağırlamaktan, misafir etmekten biz de son derece memnunuz. Osman Hocam'a da çok çok teşekkür ediyorum. Başkan Zeybek sporcularla da yakından ilgilendi. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Sahalar içinde ayrıca gerçekten çok teşekkür ediyorum bir sporcu olarak, bir gazi olarak başkanım. Saha ve iklim şartlarının milli takım açısından büyük önem taşıdığını söyleyen teknik direktör Çakmak, sporcuların zeminden dolayı antrenmanlar sonrası yorgunluk hissetmediğini söyledi. Sahanın zeminde çocuklar yorgunluk da hissetmiyor. Ben profesyonel takımlara da seslenmek istiyorum. Bundan sonra ampute'nin faaliyetlerini burada yapacağız inşallah, Allah nasip ederse. Çok güzel bir tesis, çok güzel bir kompleks. Yani 10 tane saha var. Hepsi birbirinden güzel. İnanıyorum ki ben başkanımın sayesinde Türk futbolunda yeni bir devrim açılacağını, ikinci bir altın ordu başkanım sayesinde yükseliyor diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası ile taçlandırıp o kupayı önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, ondan sonra da Sayın Başkanımıza getireceğiz. Afyonkarahisar'da serinlemek için girdiği gölette boğulan yeğenini kurtarmak isterken kendisi de boğulan amca yeğeniyle birlikte toprağa verildi. Merhumu ve merhumeyi nasıl bilirsiniz? Gölet kenarında piknik faciayla sonuçlandı. Olayın adresi Çay ilçesine bağlı Karamık beldesi. Kapak açıktı zaten. Açıkmamış. Onlardan kapatmış. Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada 16 yaşındaki Maviye Akın, 15 yaşındaki kuzeni Sümeyra Akın'la birlikte gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınıp bağırmaya başlayarak yardım istedi. Bunu gören 44 yaşındaki baba Uğur Akın hemen suya atladı. Akın, kızı Sümeyra'yı sudan çıkarmayı başararak kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri atlayan Uğur Akın, yeğeni Maviye Akın'ı kurtarmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan Uğur Akın, yeğeni Maviye ile birlikte boğularak suda kayboldu.
aile üyelerinin kıyıdan ikiliye doğru ip atarak onları kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Boğularak hayatını kaybeden amca ve yeğenin cansız bedenleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü su altı arama biriminde görevli ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bizim bir arkadaşımız video diyorum. Maviye ve Uğur Akın'ın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından cenazeleri ailelerine teslim edildi. Merhume ve merhumiye hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Talihsiz amca ve yeğen Karamık Beldesi Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber. Cenaze töreninde acılı aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti. Afyonkarahisar'da hayvan otlatmak için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeşin cansız bedeni Kızıldağ Göleti'nde bulunmuştu. Biri 20, diğeri 10 yaşındaki kardeşler cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kızıldağ köyünde yaşayan 20 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Muhammed Can Örnek isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak kendilerinden bir daha haber alınamadı. Acı haberse geç olmadan duyuldu. Allahu Ekber! İki kardeşi ulaşamayan aile aramaya çıktı. Kızıldağ Göleti yakınlarında çocuğunun ayakkabısını bulan aile hemen jandarmaya haber verdi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Dalgıç Polis Kurbağa adamların da katıldığı arama çalışmaları sonucu Hamza ve kardeşi Muhammed Can Örnek'in cansız bedenleri suyun dibinde bulundu. Allahu Ekber! İki kardeş otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Hamza ve Muhammed Örnek kardeşler için Kızıldağ köyünde cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazın ardından talihsiz kardeşler sevenlerinin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kütahya'da 49 yaşındaki bir vatandaş darbe edilerek öldürüldü. Öldürüldükten sonra ise otogar otobüs durağına bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Kütahya'da yaşanan akıllara durgunluk veren bu olay geliyor ekranlarınıza. Önce darbe ettiler, ardından hiçbir şey olmamış gibi bırakıp kaçtılar. Vahşetin adresi Kütahya. Bir eğlence mekanında darp edilen Süleyman Erdal Kara, daha sonra ticari taksiyle Kütahya şehirler arası otobüs terminalindeki otobüs durağına bırakıldı. Talihsiz adam darp sonucu feci şekilde can verdi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kara'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesine çıkan anız yangını ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın tarlada başladı, ardından ormanlık alana sıçradı. Görüntüler Denizli'nin Acıpayam ilçesinde. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanı saran yangını gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanlık alana 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangının sadece ormanlık alana yayıldığı ve yerleşim alanının bulunmadığı bildirildi. Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 44 kişiye toplamda 232 bin lira idari para cezası verildi.
Koronavirüsü hiçe saydılar. Sosyal mesafeyi adeta unutup kumar oynarken yakalandılar. Görüntülerin adresi Eskişehir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler dernek lokaline baskın düzenledi. Operasyonda sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplamda 232.100 lira para cezası uygulandı. Dernek sorumlusu hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından işlem yapıldı. Eskişehir'den akıllara durgunluk veren bir başka olayı getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Seyit Gazi ilçesinde mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte daha önceden zirai ilaçlamada kullanıldığı öne sürülen bidonlardan su içen 7'si çocuk toplamda 13 kişi zehirlendi. Zirai ilaçlamada kullanılan bidonlardan su içtiler. Ne olduysa ondan sonra oldu. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik işçilerin içme suyunun bitmesi üzerine tarla sahibi tarafından daha önceden zirai ilaçlamada kullanılan bidonlarla işçilere su getirdi. Bidonlardan su içen, çadır kentte kalan 7'si çocuk 13 tarım işçisi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı. Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İl müdürlüğüne gelerek işlem yaptıran vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği yapıldı. İl ve Merkez İlçe Müdürlüğü'ne işlem yaptırmak için gelen vatandaşlara Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi. Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş ve İl Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Müdürü Erkan Tanyeri'nin katıldığı etkinlikte vatandaşlarla sohbet edildi. Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Erkan Tanyeri, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada destek ve imkan veren kurumlara teşekkür etti. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü olarak kutlanmakta. Son 2 senedir de Nüfus Önçler Genel Müdürlüğümüz tarafından tüm Türkiye'deki il nüfus ve ilçemiz birliklerinde bu projeler yapılmakta. Biz de Afyon'umuzun genel markası olan çalışma sorunu Albuquerque konuları aldığımız grup hastalarına ve meyve sularına vatandaşlarımıza ve personelimizin yanında bulunmak istedik. Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla yaz etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz tatilinde çocukları da unutmadı. Hazırlanan eğlenceli programlarla pandemi nedeniyle evde zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar gönüllerince eğlendi. Yalnız kızlar, hadi erkekler, çünkü cemaat. Geleceğimizin teminatı çocuklar için çocuk şenliği etkinliği düzenlendi. Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Halat çekme ve şarkı söyleme gibi yarışmaların da yapıldığı çocuk şenliğinde 7 cüceler ve pamuk prenses gibi maskotlar da miniklere özel gösteriler sundu. Maskotlara yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri bol bol fotoğraf çektirdi. Her şeyin çocuklar için düşünüldüğü programda ücretsiz meyve suyu, pamuk şeker ve şapka dağıtıldı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tüm yaz boyunca Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik takviminin renkli geçeceğine dikkat çekti. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Yoğun ilgi gösterilen çocuk şenliği yaz boyunca devam edecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil hareketliliği başlarken Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan Afyonkarahisar'da geçiş yapan araç sayısında gözde görülür artış yaşandı. Kurban Bayramı tatili süresi daha belli olmadan vatandaşlar yollara düştü. Afyonkarahisar'da karayollarında araç geçiş sayılarında gözle görülür artış yaşandı. Kurban Bayramı tatili süresi netleşmeden birçok tatilci yola çıkarken tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk karayollarına da yansıdı. Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli'nin yol ayrımında bulunan Dinar ilçesinde araç yoğunluğu yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Denizli'den geliyorum, Ankara'ya doğru devam edeceğiz inşallah. Bayram öncesi yolculuğu sanırım. Evet. Araç yoğunluğu arasında hususi araçların yoğunluğu gözlenirken şehirler arası otobüslerin de fazla olduğu görüldü. Bayram tatili öncesi yollara düşen vatandaşların büyük çoğunluğunun ise Antalya ve Muğla gibi tatil yörelerine ya da memleketlerine gittikleri belirtildi. Yolculuk nereye? Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'a gidiyoruz. Bayram tatili için mi? Hayır, memleket. Kurban Bayramı tatil süresinin resmi olarak açıklanmasının ardından kentteki karayollarında araç geçiş sayılarının daha fazla artması bekleniyor. Bu haberle de bültenimizi noktalamış olalım. Kanal Uç ekranlarında tekrar buluşmak umuduyla efendim. İyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. TFF ikincilik takımlarından Afyet Afyonspor'da yeni sezon hazırlıkları cumartesi günü yapılan ilk antrenmanla başladı. Sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan ve şampiyonluğu hedefleyen Afşet Afyonspor, ilk çalışmasını Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki kendi tesislerinde yaptı. Kulüp Başkanı Yusuf Ulutürk ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği sezonun ilk çalışmasına askerde olan Taha Can'la izinli olan Feyyaz ve Melik katılmadı. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ve nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topsuz ve toplu koordinasyon koşusuyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise top kontrolü ve pas çalışması yapıldı. Bu arada kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'da bulunan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, Afyonsporlu futbolcuların antrenman yaptığı sahaya gelerek kulüp başkanı Yusuf Ulutürk ve teknik direktör Mustafa Çapanoğlu'yla bir süre sohbet etti. Afşet Afyonspor'un yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edeceği ve gün geçtikçe çalışma temposunun artacağı bildirildi. Kura çekimine öncelikle hangi grubun 19 takımlı olduğunu belirleyerek başlayacağız. 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. Tabii bu yıl
yine birlikteyiz. Biraz sonra yine yeni bir sezonun heyecanını birlikte yaşayacağız. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacı Kerimoğlu ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'la Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak 2 gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak. Geçen sezon Beyaz Grup'ta mücadele veren Afyonkarahisar'ın TFF 2. Lig'deki temsilcisi Afşet Afyonspor'sa bu sezon Kırmızı Grup'ta yer alacak. Kırmızı grup takımları şu şekilde oluştu. Adıyaman 1954, Afşet Afyonspor, Ankara Spor, Bayburt Özel İdare, Bodrum Spor, Çorum Futbol Kulübü, Diyarbakır Spor, Ergeni Velimeşe Spor, Etimaskut Belediye Spor, Hekimoğlu Trabzon, İnegöl Spor, Kahramanmaraş Spor, Niğde Anadolu Futbol, Sakarya Spor, Sarıyer, Serik Belediye Spor, Silahtaroğlu Van Spor, Sivas Belediye Spor, Soma Spor, Turgutlu Spor. Afyonkarahisar Belediyespor Kulübü haltercilerinden Ramazan Yaman, Türkiye Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla dönmeyi başardı. Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Fençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası Afyonkarahisar Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya 45 ilden 158 erkek ve 127 bayan olmak üzere 285 sporcu katıldı. Müsabakalarda Afyon'u temsil eden Afyonkarahisar Belediyespor'un genç sporcularından Ramazan Yaman, 102 kiloda 120 koparma, 141 silkme ve toplamda 261 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak gümüş madalya kazanan genç sporcu Ramazan Yaman ve antrenörü Abdurrezzak Avcı'yı kutladı. Afyonkarahisar'da 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası oldukça çekişmeli geçti. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya 4 ilden 176 sporcu katıldı. Üç basketbol turnuvasının açılış törenine Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Asan, Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Sami Çetin Aktı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Murat Erdoğan, Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilcisi Feyzullah Demirkale ve basketbol severler katıldı. 1 Temmuz itibariyle 4 aylık yaz etkinliklerimizi başlattık. Bu da yaz etkinliklerimizin bir parçası olarak basketbol turnuvasını düzenledik bu yarışmayı da. İnşallah Ekim ayı sonuna kadar Afyon yaz etkinliklerimiz devam edecektir. 160 yarışmacımızı burada ağırlıyoruz. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiler. Yarışmalarında da kolaylıklar diliyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Oldukça renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda tüm sporculara Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hazırlanan formaları takdim edildi. Bize ve genç kardeşlerim. Bölgesel Amatör Lig'in 2. bölge 8. grubunda Afyonkarahisar temsilcileri Bolvedin Belediyespor ve İsçehisar Spor'la aynı grupta yer alan Kuşadası Spor 3. lige çıkmayı başardı. Baldan TFF 3. lige yükselen Kuşadası Spor taraftarları ve oyuncular maç dönüşü kutlamayı Nazilli Belediye Meydanı'nda Nazilli Belediyespor taraftarlarıyla birlikte yaptı. Kampiyon!
3. lige yükselme maçında Denizli'de Ali Ağa Futbol Kulübü ile karşılaşan Kuşadası Spor. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak 3. lige yükseldi. Maç dönüşü Nazilli'de Nazilli Belediyespor taraftarları tarafından konvoyla karşılanan Kuşadası Spor kafilesi Nazilli Belediye Meydanı'na geldi. Burada kardeş takım Nazilli Belediyespor taraftarlarıyla meşaleler altında 3. lige yükselmenin sevinci doyasıya yaşandı. Kuşadası kafilesi buradaki kutlamanın ardından Kuşadası'na hareket etti. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.